Hoş geldiniz. Ben Empal Altar. Bugün Woodtek yani gerçek tahtadan yapılan bir fingerboard'un Allah düştü. Bu ne? O sticker'ı falan da var. Yani özeti şu gerçek tahtadan yapılan bir fingerboard'un kutu açılım videosunu çekeceğim. Zaten daha ben açana kadar kendi düşmeye başladı. Burada yedek parçası var. Bashing mi bu? Burada da vida seti var muhtemelen. Güzel bir Repit'in sticker'ı. Onun dışında e, zımparası. Bir tane daha sticker ve nasıl yapıldığı hakkında anlatan ufak bir kağıt. Bu poşetleri de güzelmiş. Bunlara başka şeyler de kullanılabilir. Bunları da saklayalım. Burada böyle kodları falan vermişler. Herhalde bununla alakalı bir şey. Ve başlayalım. Şimdi kutumuzun içinden öyle bir şey çıktı. Burada galiba bir tool'umuz varmış ama artık o tool yok galiba. O da düşmüş. Şuradan açıyoruz. Şöyle yırtarak açacağım. Yırtacağım. Ha! Ha! tamam. Aa yok çıkmamış burada. Böyle minik bir tool'umuz var. Onun dışında bir açtığımızda yine minik traklarımız var. Bu trakların o yani burada da aslında başın kur orada yedek koymuşlar. Sonra tekerleklerimiz var. Şöyle. Çıkmıyor. Çıktı. Bu tekerlekler içinde ufak rulmanlar var. Bu rulmanlar galiba minik rulman. Baya dönüyor. Çok eğlenceli. Sonra da gerçek tahtadan yapılmış. Neredeyse bir fingerboardun iki katı mı ya? Bakayım bir. Eski fingerboardtan bayağı büyük ama. Şöyle bakın. Bu eski fingerboard. Bu yeni fingerboard. Bu da wood deck. Yo, neredeyse yakın birbirine ya. Yeni fingerboardlarla aynı boyutta neredeyse. Birazcık daha büyük. PAP ve NOS kısmı daha geniş. Parmağı daha rahat oturuyor. Şimdi sizlerle birlikte bu wood toplamasını yapalım. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bunu böyle buraya yapıştırdıktan sonra Şöyle bakın şuradan şöyle yaptıkça zaten bu buradan ayrılıyor. Yani illa makasla falan da kesmenize gerek kalmıyor. Bakın çıktı zaten. Bakın tertemiz çıktı. Bunu aynı şekilde buradan şöyle yapıyorsunuz. Bu arada bu maket bıçağının iç tarafı değil, dış tarafıyla yapıyorum. Yani iç tarafından yaparsan tahtaya zarar verebilir. O yüzden dış tarafıyla sanki zımparalıyormuş gibi hani o bizim skateboardda var ya onun gibi yapıyorum. Böyle yaptıkça zaten oradan o parçalanarak çıkıyor. Bakın çıktı. Sonra bunun burasını Böyle koydum. Böyle bakın burada zaten izi çıktı. Bunu buradan böyle çektiğinizde çıkıyor. Burada kalan ufak parçaları da parmağınız yardımıyla atabilirsiniz. Zımparamızı taktık. Zımparayı taktıktan sonra iç tarafı malum burada herhangi bir görsel yok. Onun için buraya Epit'in kendi yanında vermiş olduğu ufak stikleri koyabilirsiniz. Ben öyle yapacağım şimdi. Şuraya şöyle yapıştıralım. Bence güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Vida setimiz var. O vida setini çıkartacağız. Burada dedim ki kodlamışlar bunları. Vidaları buraya atalım bir. Attıktan sonra. Tabi bunların yerlerini bulmanız önemli. Eğer siz bu vida yerlerini bulamıyorsanız onun için tırağın şu kısmıyla boş dedikleri şöyle bastığınız zaman zaten yerini size gösterir. Gördünüz mü? Bu şekilde ben buluyorum. İzi çıkıyor zaten. O izin üstüne de vidayı böyle koydum mu zaten o deliği buluyor. Tamam. Vidalarımızı yerleştirdim. Vidalar şu an burada görüyorsunuz. Çıktı. Buraya şimdi traklarımı takıyorum. Traklar iç tarafa bakacak. Dış tarafa değil. Longboard'taki gibi düşünmeyin. Bu skateboard sonuçta. Onun gibi düşünün. Bu fingerboard'larda onlar iç tarafa doğru bakacak. Sonra buradan İlindeki tool yardımıyla onları yerleştiriyorum. Zaten birini sabitlediniz mi diğeri çok daha rahat giriyor. Bunu da yaptıktan sonra gördüğünüz gibi traklarımız tahtayla birleşti. E zaten zımparamızı da çekmiştik. Bu arada bunların zımparaları fingerboard'taki o tek tek zımparaları gibi değil. Yani gerçek bir zımparayı benzemiyor. Biraz daha yumuşak parmağı çok rahatsız etmeyen bir zımpara. Belki parmağı daha çok tutuyordur. Bunu şimdi sizler birlikte göreceğim. Buradaki olay şu. Bunda gerçekten rulmanlar var. Hani gerçek minik rulmanlar var. Bu rulmanları koyduktan sonra tekerle birleştirmiş geliyor zaten. Sonra da pulumuz var. Bakın bu pulu da koymayı unutmayın. Neden? Hem rulmanın somunla sıkışıp zarar vermesini engelliyor. Hem de avantajlı bir şey. Sonra somunumuzu koyuyoruz. O somunu da koyduktan sonra tulumuzun yardımıyla ilk tekerimizi takıyoruz. Ve şu an görmüş olduğunuz üzere tekerimiz takıldı. Şimdi diğer tekeri takıyoruz. Bu firmanın en büyük avantajı da oldu mesela bu işte ufak vidalarını kaybettin. E ne yapacaksın? E hedeğini koyuyor sana. Yani eğer kaybedersen diyor ben de sana bir tane fazladan bir vida daha veriyorum diyor. Evet görmüş olduğunuz üzere şu an fingerboardumuz tamamlandı. Burayı biraz temizliyoruz. Bu yedek parçaları kaybetmemek için de bunları şu poşetin içine topluyorum. Eğer traklın üstündeki basinkleri beğenmediyseniz ayrıca fazladan da farklı renkli basinkler koymuşlar. Onları da kullanabilirsiniz. Ve onun dışında bence böyle bir şey yapmaları iyi. Dediğim gibi bir şey kaybedersen yediğini bulundurması ve hediye etmesi bence iyi. Ayrıca para vermene gerek kalmıyor. Ve çünkü kaybedebiliyorsun. Zaten ufacık şey ya. Yani... Bazen mesela hareket yapıyorsun, Tran çıkıyor, trak bir parçalanıyor. Öf, bul da bulabiliyorsan. Gerçek tahtadan yapılan woodtekin bu fingerboard'dan farkı dediğim gibi biraz daha geniş. Yani olileri falan daha rahat atıyorsun. Gerçek ruman olduğu için sesi duyuyor musun bak? Bak duyuyor musun? Ruman sesi geliyor. Fingerboard'da yok. Yani tek tek de yok. Bak koyuyorsun teker duruyor. Ama bunda vurduğunda teker dönmeye devam ediyor. Ya onun dışında bu gidişatı da etkiler yani yan yana koyduğun zaman bu daha rahat akıyor. Mesela bunda ol yapmak çok daha rahat. Hani geliyorsun. Aha dağıldı. Eyvah. <laughs> bir dakika. Şu an dağıldı abi. Evet. Geçmiş olsun. Şu an bence gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Ama tabii F filipleri atamıyorum ya. Şey gibi olmuyor. Bu tek tek tekki gibi olmuyor. Bunu da al mesela. Mesela bu benim daha çok elime oturuyor. Çünkü elim ona alıştı. Evet. Demek ki az da olsa bunu biliyorum değil mi? Sosyal medyadan bana gereksiz mesajlar atmayın. Ben zaten bunu da size profesyonel olduğumu iddia etmiyorum. Abi işte sen bunu bilmiyorsun. Niye video çekiyorsun? Keyfine çekiyorum kardeşim. Sana mı soracağım? Yani. Ben bunu eğlence amaçlı almıştım. E, longboardçu oldum. E Bu tarz şeyler de e, benim ilgimi çekti. Ve bir sürü bunlardan e, alete devat alınca dedim ki bununla ilgili YouTube'da videolar da yapayım. Sonuçta eksik var. İnsanlar bununla ilgili videolar çekmiyor. O yüzden çekeyim dedim. Yani ben bunu da profesyonel olduğumu iddia etmiyorum. Bakın profesyonel sporcu olmak bu işten para kazanıyorsan olur. Yani benim için öyle. Eğer sen longboard'ta bu işi yaptığın için sana para ödüyorlarsa sen bu işin profesyonel olarak yapıyorsundur. Yani ne kadar iyi kayıyorsan o kadar profesyonel oluyorsun diye bir şey yok. Tabi bunun asıl ölçme şeyi de para değil. Yani para da bir yere kadar. Yarışmalara da katılacaksın. Ben bir fingerboard yarışmasına katılıp derece almadım ki. Longboard yarışmasına katılıp derece aldım. Türkiye birincisi oldum. Yani fingerboard'ta bir derecem yok. Ben bunda bir şey iddia edemem zaten. Saçma olur. E sen de şimdi 2-3 tane hareket yapınca da o işte ben Enfal abiden çok iyi fingerboard kayıyorum falan. Ya gerek yok ya benim umurumda değil ki. Hakikaten umurumda değil. Benim için önemli olan daha fazla içerik çekeyim. Daha fazla insanlar bunun ne olduğunu anlasın. Bundan alsın. Bundan aldığı zaman çünkü bir önceki videoda da söyledim. Buna da katkısı var. Longboard'a da katkısı var. Çünkü bu adam bunu alınca ya ne güzel aletmiş bunun gerçeğini de alayım diyor. Ve sen spora katkı sağlamış oluyorsun. Böyle gereksiz yorum yapmaktansa madem sen çok daha iyi yapıyorsun o zaman video çek, sporu geliştir. Benim amacım bu. Türkiye'de sen neyin iyisini olacaksın ki? Git yurt dışına, eline verirler. Hakikaten bunu eline verirler yani. O parmaklarıyla harikalar yaratıyorlar. Yani ciddi söyleyeyim, fingerboard'lar var yurt dışında. Profesyonel olarak bundan deli para kazanıyorlar. Ama Türkiye'de bunun zaten bir takımı yok, firması bile varla yok arasında. Yurt dışında deli firmalar var. E böyleyken e bu kavga niye? Niye biz bu kadar çok kavga meraklısıyız? Ne gerek var? Ya onun yerine birbirimize destek olalım. Sporu Türkiye'de geliştirelim. Benim istediğim bu. Daha deminki videoda bu işte Transforming Skate Container rampasını inceledim. Bunu da incelemesine kartlardan ulaşabilirsiniz. Orada da bundan bahsetmiştim. Orada da bu incelemeden sonra başka neler çekelim fingerboard ile ilgili merak ediyorum. Siz bunu yorum kısmında belirtin beraber bakalım, deyin, abi şu tarz bir şeyler yapabiliriz. Bir önceki videoda dedim ki, yarışma yapabilirim belki dedim. Böyle bir şey organize edebilirim ama bunun için bana data gerekiyor. Yani bu tarz spor yapan insanlar varsa ben bu yarışma yapmak isterim. İstanbul'da bunun yarışmasını yapmak istiyorum. En azından görelim, yani birinci işte fingerboard hediye edelim. Gerçekten bütün masraflarını ben çekeceğim. Yeter ki bunun böyle bir yarışması olsun, bir şey olsun, eğlenelim ya. Biz bunu eğlence için yapıyoruz, kavga için yapmıyoruz. Siz niye böyle birbirinizi çekemiyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Ya gerçekten anlamıyorum. Adam geliyor beni hayatı boyunca hiç görmemiş bana küfür ediyor sosyal medyadan. Niye ediyorsun? E ama ondan sonra da kalamış da ben seni gördüğüm zaman neden inkar ediyorsun? Ya da o Enfal abi hoş geldin diyorsun. Böyle iki yüzlü olmayın. Maske takmayın. Sosyal medya sizin maskeniz olmasın. Kendiniz içtenliğinizle yorumlar yapın lütfen bana. Ya da hiç yapma kardeşim. Zaten ben yorumunu siliyorum yani. Küfürlüyorum tutmam ben. Benim videolarımı 18 yaşından küçük insanlar diye izliyor. Ben senin küfürlerini o insanların küfür dağarcığını geliştirmek istemem. Çünkü çocuklar örnek olmamız lazım. Sen de insanlara örnek olmak istiyorsan ağzını yıkayarak konuş. Daha doğrusu işte klavye delikanlılığı yapma. Klavyeden ellerini yıkayarak konuş. Tamam mı? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın. Bay bay.